Kahramanmaraş Pazarcık'ta Elbistan Merkezi 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden biri de az önce söyledim. Hatay oldu. Kentte çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgeden kahreden bir haber de Alkan ailesinden geldi. Çöken binada avukat Bestami Uğur Alkan'la eşi Özge Alkan ve 12 günlük bebekleri, 12 günlük bebekleri Arven hayatını kaybetti. Annemi de kurtarın. Burada kalıp annemin babamın çıkmasına yardımcı olayım. Çok acil yardım gerek buraya, çok acil. Sesim diz geliyor mu? Bebekleri Arven'i kucaklarına alalı daha 12 gün olmuştu. Kahramanmaraş merkezi sarsıntı onların Hatay'daki yuvalarını da yıktı. Genç çift 12 günlük bebekleriyle birlikte ne yazık ki depremde hayatını kaybetti. Avukat Bestami Uğur Alkan 3 yıl önce Tekirdağ'dan Hatay'a yerleşti. Eşi Özge Alkan İYİ Parti Antakya Kadın Politikaları Başkanı'ydı. Türkiye'nin yarısını sallayan iki deprem onların Hatay'da yaşadığı evi yıktı. Bebekleriyle birlikte uyuyan genç çift bir anda çöken binanın enkazında kaldı. Ekipler 12 günlük bebekleri Arven'le ve babaanne Nalan Alkan'la birlikte enkazın altında kalan aileye canlı ulaşmak için çok uğraştı. Ama içlerinden sadece biri canlı çıkabildi. Hastaneye kaldırılan babaanne faciada hayata tutunabildi ama oğlu, gelini ve torunu onun kadar şanslı değildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin Antakya Kadın Politikaları Başkanı Özge Alkan'ın ölümüyle ilgili bir mesaj paylaştı. Değerli dava arkadaşım, Antakya Kadın Politikaları Başkanımız Özge Alkan'ın eşi ve 12 günlük bebeğiyle enkaz altında vefat ettiği haberi yüreğime kor gibi düştü. Rabbim ailelerine ve sevenlerine sabırlar versin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Daha dünyaya 12 gün önce gözlerini açan bebekleriyle birlikte hayatını kaybeden aile gözyaşlarıyla toprağa verildi.